İşte bu kadar. Aferin sana. Cesurmuşsun. Birazdan röntgene gönderebilirsiniz. O kadar hızlı koşunca ayağın takılıp uçtun demek. Ha Canukam? Çok acıyor nana. Ya kırıldıysa? Kırıldıysa kaynar Canukam. Sen biliyor musun? Beden kendini iyileştirir. Bak, burada 5 dikişim var benim. Benim de burada 3. Burada 4. Burada 6. Sonra ağaçtan düştüm, kolum kırıldı. Bir keresinde de bacağım. Benim de kaburga kemiklerim. Sağ bacağım, sol kolum, ayak bileğim, köprücük kemiklerim. O zaman benimkine geçer. Siz ne kadar yaramazmışsınız. Çok benziyorsunuz. O da benle düşe kalka büyümüşüz ateş parçası. Sonra onlarca kilometreyi aşıp birbirimizi bulmuşuz. Röntgen sonucu çıktı. Kırığı yok. Sadece zedelenme. Bir ağrı kesici yapıp dinlendireceğiz çocuğunuzu. Yeğenim. Pardon. Ben anne babasısınız sandım. Eşinizle birlikte öyle güzel ilgileniyordunuz ki. Evli değiliz. Ben amcasıyım. Hanımefendi de mürebbiyesem. Hay Allah. Kusura bakmayın. Evli sandım sizi. Maşallah dedim içimden. Ne iyi anlaşan bir çift. Ne iyi bir aile. Kusura bakmayın. Demek evlilik sana Antarktika kadar uzak ha Nana Meryem? İnsanlar garip. Birbirini seven bir çift gördükleri zaman hemen evliliği yakıştırıyorlar ezberden. Neyse. Düzelttik yanlış anlaşılmayı. Sanki herkes evlenmek zorunda. Evet, çok saçma. Ne güzel dedin. Sanki herkes evlenmek zorunda. İstemiyor. Evlenmek istemiyor. Neyse. Ben Yusuf'a müjdeyi vereyim. Dur, nereye? Şaka mı yaptım diyecek? Aklına ne gitti senin? O da bu tarafta. Nasıl da mahzunlaştı. Hemen inandı onsuz bir hayata razı olabileceğime. Küçük bir kız çocuğu var sanki içinde. Başından hiç ayrılmadın. Uyuyor artık. Gel artık şöyle otur. Anlamaz yanından ayrıldığını. Sevgi hep yanında olacağım deyip sonra öyle ilk fırsatta bırakıp gitmek değil ya Banbey. O yüzden duracağım.